16-17 Mart tarihinde yapılacak olan açık lise sınavı bu hafta sonu cumartesi ve pazar toplamda 3 oturum şeklinde gerçekleştirecek. Sınava girmeden önce açık lise sınavı ile ilgili bilinmesi gerekenleri adım adım inceleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar sınava girişten tutun sınav anında ve sınav sonunda soruların yayınlanması, cevapların yayınlanması bununla ilgili tüm bilgileri tek tek sizlerle paylaşacağız. Öncelikle sınav tarihleriyle başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar videonun başında da söyledim. Bu hafta sonu yapılacak Cumartesi Pazar. Birinci oturum 16 Mart Cumartesi günü. Saatine lütfen dikkat edelim. Saat 10'da sınavınız başlayacak. Bu şu demek oluyor. Hocam sınav saat 10'da başlıyorsa biz ne zaman orada olmalıyız? Sevgili arkadaşlar en geç saat 9.30'da okul bahçesinde muhakkak olun. Çünkü arama yapıldıktan sonra sizleri okul binası içerisine alacaklar ve salonlarınıza geçeceksiniz. İkinci oturum 16 Mart Cumartesi saat 14'te. Üçüncü oturum ise 17 Mart Pazar günü saat 10'da. Şimdi sevgili arkadaşlar saat 10'da dedik ama bir aksilik oldu. Ben sınava yetişemedim. Sınava giriş yapabilir miyim? Arkadaşlar açık lise sınavlarında 15 dakikalık bir gecikme yaşayabilirsiniz. Yani bu şu anlama geliyor. Sizlerin saat 10-15'te okul binası içerisinde olmanız gerekiyor. 15 dakika geçtikten sonra okul binasının kapıları kapanıyor ve sizler içeri alınmıyorsunuz. O yüzden süreniz saat 10'da başlıyor ama gecikme yaşarsanız ilk 15 dakika sınava giriş yapabilirsiniz. İkinci oturum 16 Mart Cumartesi saat 14'te dedik. Yani geç girme süresi de 14 çeyrek ama siz siz olun sınava yarım saat önceden orada olun. Üçüncü oturum ise 17 Mart Pazar günü saat 10'da. Peki sınav süresi ne kadar? Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki sınav süreleri 3 saatken şu an sorular 11 soruya düştüğü için sınav süresi 100 dakika. Bu da şu anlama geliyor. Siz saat 10'da girdikten sonra sınava 1 saat 40 dakika sınavda duruyorsunuz. 100. dakikadan sonra sınav bitiyor. Peki hocam ben sınava girdim bir dersim var 100 dakika beklemek zorunda mıyım? Arkadaşlar açık ses sınavlarında ilk 30 dakika öğrencinin çıkışı yasaktır. Sınavınızı bitirdikten sonra özellikle bir ders iki ders olan öğrencilerimiz için söylüyoruz. Bitirdikten sonra 30 dakikanın dolmasını beklemek zorundasınız. 30 dakika bittikten sonra sınav salonundan ayrılabilirsiniz. Ve 100 dakikayı da kullanan öğrencilerimiz var. Gireceği derslere göre planlamasını kendi Kendisi yapmak zorunda. Peki arkadaşlar sınav saat 10'da başlıyor. Hangi evrakları götürmemiz gerekiyor? Sevgili arkadaşlar sınav giriş belgeleri kendi sayfanızdan açık senin resmi sayfasından öğrenci numaranız veya TC'nizle şifrenizi girerek giriş yapıyorsunuz ve daha sonra sınav giriş belgesinin çıktısını alıyorsunuz. Unutmayın bu çıktı fotokopi olabilir. Renksiz çıktı alabilirsiniz veya renkli çıktı alabilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan sadece bu giriş belgesinin sınav anında yanınızda olması gerekiyor ve kimlik. Sevgili arkadaşlar kimlikle ilgili şu soru çok fazla gelmeye başladı. Hocam ben 15 yaşından büyüğüm kimliğimde fotoğraf olması olur mu arkadaşlar 15 yaşından büyük olan öğrencilerimiz 15 ve 15 yaşından büyük olan öğrencilerimizin kimliğinde fotoğraf olmak zorunda kimliğinizde fotoğraf yoksa sınava giriş yapamazsınız ama hocam biz bir önceki sınavda benim kimliğimde fotoğraf yoktu ama sınava girdim bazı okullar alıyor ama kural gereği alınmaması gerekiyor böyle bir riskle karşılaşmamak için eğer kimliğinizde hala fotoğraf yoksa hemen hızlı bir şekilde yeni kimlik çıkartın ve yeni kimlikte size geçici kimlik veriyor geçici kimlikte de sınava giriş yapabilirsiniz. Şimdi okul bahçesine girdiniz ve saat 9.30'da sizleri içeriye alıyorlar. Arama yapıldıktan sonra giriş belgenizde yazan salon no ve sıra no'yu takip ediyorsunuz ve okulların girişlerinde her katta işte salon 9 2. katta, salon 11 3. katta şeklinde asılı ibareler göreceksiniz. Onları takip ederek sınava giriş yapabilirsiniz. Orada bulunan gözetmen öğretmen arkadaşlarımıza da sorabilirsiniz. Ve salonunuza girdikten sonra gözetmen öğretmen arkadaşımız kimliğiniz ve sınav giriş belgesini kontrol ederek sizi içeri alıyor ve sıranızda oturuyorsunuz. Sınavın başlama saatini bekliyorsunuz. Sınav başladı ve kitapçığın üzerine hemen isminizi yazıyorsunuz. Peki hangi sorular gelecek bana? Kitapçıkta hangi dersler var? Arkadaşlar açık ise kitapçıklarında tüm dersler var. O yüzden siz kitapçıya göre hareket etmiyorsunuz. Size verilen forma göre. Hemen şöyle geçelim. Sınav her dersten 11 soru olacak. Ve her soru 4 şıktan oluşacak. Dikkat edelim arkadaşlar. Yanlışlar doğruyu götürmüyor. Dersi geçmek için de en az 5 doğru cevap vermeniz gerekiyor. Şimdi ben kitapçıyı aldım. 25-30 sayfalık bir kitapçık. Bütün dersler var. Ama bana bir optik form veriliyor. O optik formda sadece benim seçtiğim dersler bulun. O yüzden arkadaşlar kitapçığı alır almaz optik forma bakarak veya seçtiğiniz dersler sınav giriş belgesinde yazıyor. Oradan kitapçığın üzerinde sayfa numaralarını işaretleyin. Örneğin Türk Dili Edebiyatı bir 5. sayfa, Matematik bir 40. sayfa. Onları işaretleyin sınav anında tekrardan kitapçığın içerisinde yerlerini aramakla uğraşmayın. Çünkü sınav kitapçığı size 9.45 gibi dağıtılacak 10 dakika kala, 15 dakika kala. O zaman aralığında derslerin yerini işaretleyebilirsiniz. En az 5 doğru yaptığımız zaman o dersin kredisini alıyoruz. Peki bu puan olarak kaça denk geliyor? Hemen ona bakalım. Evet arkadaşlar sınav puanı nasıl hesaplanır? Şimdi burada dikkat ederseniz bir doğru yaparsanız 9 puan oluyorsunuz ve unutmayın doğrular yanlışı götürmediği için boş soru kesinlikle bırakmıyorsunuz. 2 doğru yaparsanız 18 puan, 3 doğru yaparsanız 27 puan. Aslında arkadaşlar 9 virgüllü bir puan ama yuvarlandığı zaman 9 doğru, 18 doğru, 27 doğru, 36 doğru. Dikkat edin 5 doğru yaptığımız takdirde kaç puan oluruz? 45. Biliyorsunuz açık lisede geçme notu 45'tir arkadaşlar. Eğer 5 ve üzerinde doğru yaparsanız o dersin kredisini alıyorsunuz. Ama açık lise bir sulu vardı amaç o derslerden geçmek değil yüksek puanlar alarak OBP yükseltmek O yüzden bizim öğrencilerden beklediğimiz 9-10-11 doğru yapmaları ki yüksek puanlar alsınlar OBP yükselsin ve son olarak uyarıyoruz doğrular yanlışı götürmediği için lütfen boş soru bırakmayın arkadaşlar tüm soruları yaptıktan sonra iki tane boşunuz varsa işaretleme muhakkak yapınız Sınava başladım ve sorularımın tamamını çözdüm. Eğer 30 dakikadan az sürede çözerseniz beklemek zorundasınız 30 dakikayı. 30 dakika geçtikten sonra görevli isteyen çıkabilir diyor. Sizler de sınav salonundan çıkış yapabilirsiniz. Eğer 30 dakikadan fazla sürerse örneğin benim sınavım 50 dakika sürdü. İstediğim anda çıkabilirim arkadaşlar. Bunu unutmayın. 100 dakikayı tamamlayıp beklemek zorunda değilsiniz. Sınavınız biter bitmez optik formu ve kitapçığı gözetmen arkadaşa veriyorsunuz ve şunu unutmayın muhakkak çıkışta imza atmak zorundasınız arkadaşlar. İmzası olmayan öğrencilerimizin sınavı geçersiz oluyor. Bu sebepten dolayı optik formu ve kitapçığı verir vermez hemen gözetmen arkadaşımızın masasında bulunan imza sürgüsünü imzalıyorsunuz sonra sınavınız bitmiş oluyor. Salondan çıktım, kitapçığıma ismimi yazdım. Peki ben bu kitapçığımı ne zaman tekrardan alabilirim? Arkadaşlar sınav kitapçıklarına muhakkak isminizi yazınız ve sınav bitimi ne zaman? Pazar günü sınav bitiyor pazar günü okul idaresine söyleyin biz kitapçıklarımızı pazar günü mü pazartesi günü mü alıyoruz. Bazı okullar pazar günü sınavdan sonra verebiliyor bazı okullar ise pazartesi günü. Muhakkak kitapçıklarınızı alın çünkü kitapçıkları aldıktan sonra kendiniz kontrol edebilirsiniz. Yani soruların doğru cevapları yayınlanacak ama sınavlar ne zaman açıklanacak hadi ona bir bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sınav sorularının yayınlanması yazılı soruların sorular ile cevap anahtarı 21 Mart 2024 tarihinde yayınlanacak. Yani siz kitapçığınızı aldınız. 21 Mart, 16-17 Mart'ta sınava giriyorsunuz. 18, 19, 20, 21 Perşembe günü kitapçıklarınız yayınlanıyor ve yayınlanan kitapçıkların içerisinde cevap anahtarı da olacağı için kendi kitapçığınızdan kontrol ederek o dersin kredisini aldınız mı almadınız mı kontrol edebilirsiniz. Kitapçığı almayan öğrenciler ise sınav sonuçlarının yayınlanmasını bekleyecek. Sınav sonuçları da 17 Nisan 2024 tarihinde yayınlanacak. Yani bir ay bir süre beklemek zorundasınız. O yüzden muhakkak kitapçıklarınızı alınız. Bakın bizler daha önceki sınavlarda görev almıştık ve sınavlarda görev aldığımızın öğrencilerin kitapçıklarını ayrı bir bölüme koyduk. Ama maalesef 20 kişilik bir sınıftan sadece 2-3 kişi kitapçıklarını gelip aldılar. Sizler lütfen hem bir sonraki döneme çalışmak için çünkü biliyorsunuz o kitapçının içerisinde örneğin siz coğrafya 2 sınavına girdiniz. Coğrafya 3 dersi de olacağı için hem elinizde bir sonraki dönemin soruları da olmuş olur. Muhakkak kitapçıklarınızı alınız. Evet arkadaşlar sınav giriş belgesi yayınlandı. Giriş belgenizi aldınız. Fotoğraflı bir kimlikle okula yarım saat önceden gittiniz. Salona girdiniz. Sınavınızı bitirdiniz. Kitapçı isminizi yazdınız. Ve daha sonra kitapçığı imza karşılığıyla gözetmen öğretmenlerimize teslim ettiniz. Ve Aynı gün, pazar günü, akşam ya da pazartesi günü okula tekrar giderek kitapçıkları alıyorsunuz. 21 Mart günü cevap anahtarını kontrol ederek geçip geçmediğinizi hesaplıyorsunuz. Gerçek sonuçlar ise 17 Nisan 2024 tarihinde yayınlanacak. Önemli gelişmeler geldikçe sizlerle yine buradan paylaşacağız. Tekrardan görüşmek üzere ve açıkse sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize Açıkse TV hocaları adına başarılar dileriz. Tekrardan görüşmek üzere.